Gencim güzelim ama neye yarar? Alo Ferit. Aşkım nasılsın? İyilik senden. Nasıl iyi olabilirim Esin? Seni özlüyorum. Artık sensiz diye dayanamıyorum. Şimdi yanına geliyorum. Aa, yok yok olmaz. Osman evdeyken. Komşu kadın gelecek dersin. Bir odaya kilitlersin. Sana bu hakkı da mı ben vereceğim? Hem o sakat çocuk ne anlar ya? Ferit bilmem ki olur mu? Esin yoksa sen beni sevmiyor musun? Tabii ki seviyorum Ferit. O zaman ben bir saate senin kapında olurum. Sen bu arada kocanı yokla ki baskın yemeyelim. Dikkatli konuş, ihtiyar uyanmasın. Tamam tatlım sen merak etme. Alo? Alo? Ay kapattı. Çok özlüyor beni. Akılsız kafam. Şu çektiğim sıkıntıya bak. Şimdiki aklım olsa evlenir miydim? Hem hayat benim hayatım. Bakıyorum da küçük beyimizin keyfi yerinde. Biz senin hayatının cefasını çekelim, sen de sefasını sür, öyle mi? Misafir gelecek, bu halinin ortalarda dolaşma. Kim gelecek? Sana ne? Komşu kadın gelecek, ne yapacaksın? Senle bizimle dedikodu mu yapacaksın? Amma soru sordum be. Ama çizgi film izliyordum ben. Hadi bitti, hadi bitti. Yürü, hadi. Ya bir nazır. Ama televizyon izliyordum. Ya yürü. Şimdi odana gir. Misafir gidene kadar da sesini çıkarma. Yok tuvaletim geldi, yok acıktım, anlamam. Yoksa fena olur ha. Bakma bana bön bön, gerizekalı. Evin hanımı olacağım diye evlendim, şu halime bak. Anneciğim, beni niye bırakıp gittin? Seni çok özlüyorum anneciğim. Anneciğim, ben bir şey yapmıyordum. Sadece çizgi film seyrediyordum. Annem. Ay. Gel gel gel. Eve girerken gören oldu mu? Ya görseler ne olacak? Yapma Ferit çocuk duyacak. Kudurma hemen. Ben sen hayatını yaşa diye seni sakat oğlandan, ihtiyar babasından kurtarmak için çalışayım. Yapma Ferit. Sen bana böyle davran. Yavaş ol Ferit. Çocuk duyacak, anlayacak. Gel buraya. Kim acaba? Acıyorum sana. Şu güzelliği ihtiyar kocayla sakat oğlanın yanında solduruyorsun ya. Ne yapayım Ferit? Hemkeni düşen ağlamazmış. Zengin koca diye ben üstüne atladım. Ben ne olacağım Esin? Aşkımız ne olacak? Hiç düşünmüyor musun bunu? Düşünüyorum da... Neyi düşünüyorsun? İlişkimiz böyle kaçamak kaçamak nereye kadar sürecek? Otel odalarında. Yok ev müsait olacak da... Kıyıda köşede 6 ayda 1 mi görüşeceğiz? Ne yapabilirim? Evlen benimle Esin. Sahi mi? Gerçekten benimle evlenmek istiyor musun? Senin gibi genç ve güzel bir kadınla kim evlenmek istemez ki? O zaman bir an önce Metin'den boşanmalıyım. Boşan boşan tabii. Kocandan malını mülkünü ayır. Biz de kendi hayatımıza bakalım. Ama benim hiçbir şeyim yok ki. Sahip olduğumuz her şey Metin'e. O zaman kocandan ayrılman doğru değil ki. Ne diyorsun sen Ferit? Öyle demiyorum kızım. Bunca zaman boşuna mı hem ihtiyar kocanın gönlünü hem de sakat çocuğun bakıcılığını yaptın? Doğru. Her şeyden vazgeçmen doğru mu sence?
Kocandan bir an önce kurtulmanın yolunu bulman lazım. Peki ama nasıl? Sen beni kocanın inşaatını işe aldırabilir misin? Aldırırım da sonra ne olacak? Sonrasını yatakta anlatayım istersen. Aç kapıyı, tuvalete götür beni. Aç kapıyı lütfen aç. Tuvalete götür beni. Aç kapıyı lütfen. Aç kapıyı, aç lütfen. Aç kapıyı, aç. Ama sıkıntılı çocuk. Ay vallahi hiç bununla uğraşamam şimdi. Aç kapıyı, aç diyorum. Tatlım, sen bozma keyfini. Aç kapıyı. Seninki gelmeden ben gideyim. Aç kapıyı. Ay tatlım, çok çabuk gidiyorsun ya. Aç şu kapıyı. Daha ne kadar günlerimiz, gecelerimiz olacak. Açsana. Ha. Sana bir akıl vereyim mi? Şu sakat çocuğa hiç yemek yedirme. Vitamin haplarını daya gitsin. Aç şu kapıyı. Hem yemek derdin olmaz, hem de tuvaletiyle uğraşmazsın. Sahi, daha önce ben bunu niye akıl etmedim? Tuvalete gitmem lazım, açsana. Neyse ben kaçar, unutma. Sen benim inşaat işini hallet. Hadi kimseye görmeden git. Tabii. Aa, dur. Aç diyorum, neden açmıyorsun? Hadi koş. Aç şu kapıyı. Geliyorum. Seni gerizekalı. Şimdi görürsün sen gününü. Ben sana ne dedim? Sesin çıkmasın demedim mi aptal şey? Beni konu komşuya rezil ettin. Ben senin dadın mıyım? Ne sanıyorsun kendini? Aa. Sakat velet. Hani komşu kadın gelecekti? O adam kimdi? Ne adamı? Neden bahsediyorsun sen? Adam vardı evde. Duydum sesinizi. Babam bunu duyarsa... Duymayacak. Aa. Anladın mı? Duymayacak. Hele bir söyle, o küçük dilini sökerim seninle ha. Söylersen babam bana zarar verip başını belaya sokar. Bunu mu istiyorsun? Sana mezardaki annen mi bakacak? Bana dokunma! Ben bu kadının bu resmini bu evde görmek istemiyorum demedin mi? Daha kaç kere yırtacağım? Ben boyunu yırtıyorum, sen yapıştırıp çerçeveye koyuyorsun. Hadi görelim bakalım, bulursun da yapıştırırsın şimdi. Ver annemin resmini, ver. Aa. Al sana annenin resmi. Aa, senle mi uğraşacağım be? Anne. Baba, ellerin ağrımasın. Var mı bir his? Yok. Olacak, sen hiç merak etme. Seninle birlikte top oynayacağız, biliyorsun değil mi? Osman, oğlum niye durgunsun sen? İyiyim baba. Bir şeyim yok. Bir şeye mi üzüldün yoksa? Bükerim. Osman, oğlum niye durgunsun sen? Annemi çok özledim. Canım oğlum, ben de çok özledim. Ama kader böyleymiş. Bak sana neler aldım. Bir sürü yeni hikaye kitabım var artık. Kitap kurdu. Babam. Ne yapacaksan yap, çabuk ol, ne olur. Sakat Velet seni eve aldı mı anladı? Yok, şimdilik susturdum. Ama ya babasını her şey anlatırsa ne olacak? Tamam. Senin iş meselesini şimdi söylüyorum. Babacığım sağ ol. Metin. Sen ne zaman geldin hayatım? Biraz önce.
Ay ben de bütün gün çok yoruldum. Temizlik memizlik. Ay. Ay işlerin nasıldı? Allah'a çok şükür. Ay iş demişken bizim akrabalardan birinin oğlu işsiz kalmış. Annesi bugün telefonda bir ağladı, bir ağladı, rica etti. Oğluna inşaatta iş var mı bir soruver dedi. Tamam İlsin, lafım olur. Yarın ofise gelsin, konuşalım. Babası sen ne aldın paşa oğlumuza? Bir sürü yeni hikaye kitabı aldım. Bu Osman var ya, beni bütün gün üzdü. Hiç lafımı dinlemiyor Metin. Ay ben ne üzülüyorum. Ay inan ki kahroluyorum vallahi. Esin lütfen ona biraz daha zaman tanı. Demek sen dekorasyon işlerinden anlıyorsun. Evet Metin Bey. O zaman seni Esenyurt'taki inşaatımıza göndereyim. İnşaatın kabası bitti. Dekorasyon işleri başladı. Siz de inşaatlara gidiyor musunuz? Bazen. Ama merak etme. Bizim çalışan insanlarımız iyi temiz insanlardır. Arkadaşlık konusunda bir sıkıntı yaşamazsın. Hem öğleden sonra ben de Esenyurt'taki inşaata gideceğim. Çalışacağın inşaata biraz sonra buradan malzeme gidecek. Sen de onlarla beraber gider bugün işe başlarsın. Sağ olun Metin Bey. İnanın işe çok ihtiyacım vardı. Esin'in akrabasıymışsın. Uzaktan kuzen oluyoruz. Yıllardır hiç birbirimizi görmüyoruz. İnanır mısınız? Geçen gün tesadüfen karşılaştık. Aman aman çok güzel olmuş. Ya ya. İhtiyacın vardır. Avans olarak koy şunu cebine. Yok Metin Bey olur mu hiç öyle şey? Olur canım olur. Akraba sayılırız. Evet akraba sayılırız. Çok pardon. Metin Bey, ha, buyur, şu kız. Planlara bakar mısınız? Şunlar. Aşkım. Canım, aşkım. Aşkım. Bir de şunlara i̇şte bakın lütfen. Hocam beni iş aldı. Tamam. Hiçbir şeyden şüphelenmedi değil mi? Hayır, hiç merak etme. Güzel. Bir dakika canım. Ay çok yorulmuşum. Ay. Şimdi planımız uygulama sırası geldi. Tamam hayatım. Şu evrakı da imzalar mısın? Hadi görüşürüz. Şuna da mı imza? Bırak şimdi onu bir kenara da öğle yemeğini ye. Sabah doktora gittim. Bundan sonra yemek yerine vitamin haplarıyla beslenmeliymişsin. Al şunlara zıkkımlan. Hadi. Alo. Nasıl? Öldü mü? Ay, olamaz. Nasıl? Öldü mü? Olamaz. Ha! Nasıl? Nasıl öldü mü? Aa! Ha! Ha! Ne oldu? Ne oldu? Ha! Baban ölmüş. Aa. Babam mı? Ay. Hayır ama ayağım titriyor. Ay. İnşaata kontrole gittiğinde inşaata düşmüş. Ay. Ay. Baba. Baba. Ya. Baba ya. Metin Bey.
Bey gönlü zengin bir insandı. Nur içinde yatsın. Onca insana ekmek kapısı oldu. Rahmetlinin cenazesindeki o kalabalık. Allah herkese bu kadar sevilmeyi nasip etsin. Amin. 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 Babacığım, sen niye bırakıp gittin? Hani beni çok seviyordun. Hani hiç ayrılmayacaktık. Anneciğim, bak artık yalnız değilsin. Babam yanına geldi senin. Muhterem'in seveni çoktu. Ne mutlu ona. Eksik olmasınlar. Ben de bir rahmetlinin oğlunu göreyim. Sahi o nerede? Zavallı Osman. Perişan oldu odasında. Beni de alın ne olur. Ne olur alın beni. Paşam ağlama, güzel olur. Senin daha yaşayacak çok güzel günlerin var. Ferit, burada ne işin var? Kızım, burası taziye evi değil mi? Metin benim patronumdu. Taziyesine gelemez miyim? Bakıyorum sen de modaya uymuşsun. Siyahları çekmişsin. Siyah gözlük de 10 numara olmuş. Şşt, duyacaklar şimdi. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sizin de başınız sağ olsun. Akrabanız mıydı? Rahmetli amcam olurdu. Ben yeğeniyim. Biz pek severdik birbirimizi. Ah canım, Allah sabırlar versin. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Allah sabır versin. Allah'ım yardımcınız olsun. Kolay değil. Ya ya, sormayın. Acısı yüreğimize çöktü efendim. Biz de kalkalım artık. Tabii tabii. Olur. Tabii. Hanım, başka yapılacak iş var mı? Yok yok, gidebilirsin. Hadi biz de gidelim. Biz de kalkalım. Uğurlayayım sizi. Allah büyük evlat. Bırakma kendini. Bir an önce toparlan, tamam mı? Ağlama oğlum. Osman'cığım, biz kalkıyoruz. Hiç üzülme, olur mu? Bak, hem yalnız değilsin. Esin annen var. Allah beterinden saklasın. Allah'a emanet ol. Allah yardımcın olsun güzel evladım. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Zırlama, zırlama. Bir de senin sesini mi çekeceğim? Zaten gelen giden kafam şişti. Sus dedim sana. Baba. Baba. Anne. Ay, ne seremoniymiş ya. İçim katıldı. Artık bitti. Gözün aydın. Artık uyursun. Ama nereye gözüm aydın? Sevinemedim bile. Sakatoğlu başıma kaldı. Ne olacak canım? Ondan da kurtulursun. İşte orası biraz zor. Aşkım, zor diye bir şey yok. Hem daha kolay. Nasıl yani? Tatlım. Sen benimle evlenmek istemiyor musun? İstemez olur muyum?
Ne planlıyorsun? Şimdi sen Osman'a bakamayacak kadar sefil, perişan olsan. Osman'a sahip çıkacak başka kimsen olmasa. Küçük Osman nereye gider? Sokaklara mı? Yok canım, o kadar da değil. Bak, küçük Osmancığı çocuk esirgeme kurumuna götürsen hemen alırlar. Ama babasından kalan mal mülk var. Nasıl sefil perişan? Tatlım, senin üzüntüden kafan durmuş. Farz edelim. Metin Bey'in malı mülkü değerince birilerine borcu varmış. Kim bilecek? Nasıl olsa zavallı Metin Bey hakkın rahmetine kavuştu. Şimdi borçlu olduğu kişi ben olayım. Sen de Metin Bey'den kalan bütün malı mülkü satıp bana öde. Sonra Metin Bey'in zavallı sakat oğluyla zavallı dul karısı beş parasız kalırsınız. Sen Osman'a o halinle nasıl bakacaksın? Bakamazsın değil mi? En son sakat Osman yurduna... Sen de zengin kocan Ferit'ine kavuşursun. Vallahi senden korkulur. Bu plan senin aklına ne ara geldi? Tatlım, yakışıklı olduğum kadar aynı zamanda zekiyim. Akşam yemeğini getirdim. İstemiyorum. Senin elinden hiçbir şey istemiyorum. Ağzıkımdan şunu. Sen babamı hiç sevmedin. Bunu da nereden çıkardın? Biliyorum. Sen babamla parası için evlendin. Aptal çocuk. Babanın dünya kadar borcu olduğunu bilmiyor musun sen? Yalan söylüyorsun. Babamın borcu olmaz. Sen öyle san. Baban üzülme diye sana hiç söylemedi. Ben kara kara babandan kalan borçları nasıl ödeyeceğimizi düşünüyorum. Nanköre bak. Yak öyleymiş, yak böyleymiş. Yak babasıyla parası için evlenmişim. Seninle mi uğraşacağım? Zıkkımlanıyor musun, zıbarıyor musun? Ne yaparsan yap. Babam hiç yalan söylemezdi ki. Babam. Babacığım benim. Bana bak. Ne oldu? Ben çıkıyorum. Avukatla görüşeceğim. Babanın bıraktığı borçlardan kurtulmanın çaresini arayacağım. Babacığım, demek ben üzülmeyeyim diye borçlarını sakladın. İşlerin kötü olsa da bana hep mutlu görünmeye çalıştın. Babanın ölümüne ben sebep oldum demek. Otopsi sonucunu oku da kim sebep olmuş gör. Herhangi bir kasıt yokmuş. Baban dikkatsizlik sonucu düşmüş ölmüş. Bana bak, orada dikkatsizlik yazıyor ya. Onun yerine aslında sakat oğlu Osman'ı düşünüp kahrından düştü, öldü yazmalıydı. Sen sebep oldun babanın ölümüne. Duydun mu? Anladın mı? Kes ağlamayı. Babacığım, ben sana bir zarar vermem. Seni çok özledim babacığım. Çok seviyorum seni babacığım. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Her şeyi senin üzerine yaptık.
Evet, şimdi beş parasız kaldın. Sakat Osman da. Öyle deme Ferit. Ne demek beş parasız kaldın? Şimdilik her şey senin üzerine yapıldı. Ama evlendiğimizde ikimizin olacak. Evet, haklısın. Şimdi Osman'ı çocuk esirgeme kurumuna yerleştirmek için bütün şartlar tamam. Sen sadece onu ikna edeceksin. Merak etme, bu hiç zor olmayacak. Ona öyle bir oyun ettim ki... Şimdi babasının ölümünden kendini sorumlu tutup kahroluyordur. Farkında mısın? Biz çok tehlikeli bir ikili olduk. Hayattan intikamımı alıyorum Ferit. Gencim, güzelim. Benim de hayatımı yaşamak hakkım. Tabii ki hayatım. Çok güzelsin. Ne zaman evleniyoruz? Ferit. Esin, evlilik konusunda acele etmeyelim. Yoksa herkes yaşananlar için bizden şüphelenir. Hem bu sıralar bir arada görünüp daha fazla dikkat çekmeyelim. Tamam mı canım? Sen önce şu Osman'ı kuruma yerleştir de... Zaten telefonla sık sık görüşürüz. He? Anladım. Hadi. Başımıza bunlar da mı gelecekti? Ah tanrısız başım. Biz ne yaparız, ne ederiz şimdi? Gidecek yerim de yok. Ne oldu? Elini körü oldu, ne olacak? Babanın bütün mal varlığı borçları zar zor karşıladı. Sizin yüzünüzden ortada kaldım. Ne işim var ne de mesleğim. Başımı sokacak evim bile yok. Bu ev de mi gitti? Gitti tabii, ne sandın? Ne yapacağız şimdi? Sen yine başı sokacak bir yer bulursun. Asıl ben ne yapacağım? Benim kimsem yok ki. Aptal çocuk. Kimsen olmasa bile yetimhaneler var. Ya ben ne olacağım? Beni alırlar mı? Ah ben şimdi nerelere giderim? Kime giderim? Sokaklarda mı kalacağım? Sokaklarda kalmayalım. Oh be, ne kadar kolay oldu. Sonunda kurtuldum. Bu müjdeyi hemen Feride söylemem lazım. Aa, ne oluyor be? Bu operatör de kafayı yemiş. Ben burada ne yaparım? Beni de yanına al baba. Ben burada kalamam. Telefon numaran nasıl kullanım dışı olur? Yoksa Ferit'in başına bir şey mi geldi? Aman Allah'ım. Ben bütün malı mülkü onun üstüne yaptım ya. Ya Ferit'in başına bir şey gelirse? Ay ben kime ne anlatacağım? Yok yok. Aklıma kötü bir şey getirmeyeyim. Belki telefonu düşürmüştür. Tabii ya. Ferit söz verdi. Hem o benimle evlenmeyi benden çok istiyor. Gencim, güzelim. Hem Ferit bana deli gibi aşık. Ha, Ferit, kesin Ferit. Efendim? Esin Hanım, ben Bayrampaşa Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Rıfat. Oğlunuz Osman ithmaneden kaçtı. Bu konuda bir bilginiz var mı? Ne? Kaçtı mı? Biz şu anda her yerde Osman'ı arıyoruz. Gidebilecek bir yeri var mı? Ay nereye gidebilir ki? Size ulaşırsa bizi bilgilendirir misiniz? Peki.
Bir sakatımız eksikti. Sakın buraya gelmesin ha. Of be of of. Of aklımı kaç... Bunu bana nasıl yaparsın Ferit? Of, kafayı yemek üzereyim. Yok, bu böyle olmayacak. Az kal depresyona gireceğim. Aklıma kötü bir şey getirmeyip müzikle kafamı dağıtayım. Öyle. Masada para yok ya. Geç git. Senin baba. Bir söz. Sırada bir dram haberimiz var. Dün akşam saatlerinde Bayrampaşa çocuk... Kim acaba? ...okuldan kaçan yürüme engelli bir çocuğun dramı. Mümtaz, sabah açtın karşı, mı Kanal 7 ödevi? Karacaahmet mezarlığı yakınlarında... Sen de bakıyorsun değil mi? Görüyor musun zavallı çocuğun başına gelenleri? Mümtaz, hayati tehlikeyi atlattı. Allah bize evlat vermedi. Osman'ın ne olur bu çocuğu evlatlık alalım. Neden kaçtı? Mezarlık yakınlarında... Allah aşkına ara kanalı, öğren Mümtaz. Sıradaki haberimize devam. Tamam, senden haber bekliyorum. Ay yavrum, evladım. Talihsiz yavrum benim. Şaka. Bana bunu nasıl yaparsın Ferit? Beni de kandırdın. Demek her şeyi malı mülkü almak için yaptın ha? Ama bunu senin yanına bırakmam Ferit Efendi. Alo? Alo, kimsin? Ne kadar hırçınlaşmışsın sen Esin. Ferit! Bir çılgınlık yapma diye arıyorum. Ben de çok korktum. Bütün bu olanlar... Telefonun kapalıydı. Postayla gelen evi boşaltma emri. Neredeyse kafayı yiyordum. Oyun bitti Esin. İki canbaz bir ip de oynamaz. Her şey buraya kadar. Ne diyorsun sen ya? Çıldırtma beni. Bütün bunlar oyun muydu ha? Aynen öyle. Hepsi oyundu ve bitti. Ya sen hiç aynada ikimize bakmadın mı? Bana bak Ferit Efendi. O zaman benden aldığın malı mülkü geri vereceksin. Vermezsem ne yapacaksın? Hem benden nasıl alacaksın? Polise giderim. Polise gidip onlara kocanı öldürmek için nasıl plan yaptığını mı anlatacaksın? Unutma, kocanı öldürme senin planındı. Çok pardon. Metin Bey, şu planlara bakar mısınız? Bakın, aşkım, şunlar da var. İşte bu. Kocam beni işe aldı. Tamam. Şimdi planımızı uygulama sırası geldi. Ferit, Metin çok dalgın biridir. İnşaatta yüksek katlardan birinde gezerken usulca arkasından itersen ondan kolayca kurtulabiliriz. Bana bak, sakın kimseye görünme. Dikkatli ol, tamam mı aşkım? Tamam, öptüm. Ben de seni. Evet, görev vakti geldi. Eğer polise gidecek olursan cinayetin azmettiricisi olarak asıl büyük cezayı sen alırsın. Ben sadece kiralık katil olurum. Hem benim üzerime yaptığım mal mülk de bunun ispatı sayılır. Sen şeytansın. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamışsın. Sen de melek sayılmazsın. Yakışıklı olduğun kadar zekiyim de unutma. Allah senin cezanı versin Ferit. Ne yaptım ben? Neler yaptım? Ne yapacağım şimdi? Ne yaptım ben? Ne yapacağım?
Buyurun. Kusura bakmayın. Evin yeni sahibi bir an önce eve taşınmak istiyor da. Yasal prosedür böyle. Ayşe, çok zor durumdayım. Yapabileceğim bir iş var mı? Yok mu? Peki. Tamam canım. Oldu hayatım. Kim geliyor bu tarafa biliyor musun? Şu ölen müteahhit Metin Bey'in eşi var ya. Hani şu kasıntı kadın. Bana doğru geliyor. Yok canım, çağırır mıyım hiç? Zavallı çocuğu yetimhanelere bırakan ahlaksız bir kadınla ne işim olur? Arzu, Arzu. Geliyor. Kapatıyorum. Esin'cim merhaba. Seni gördüğüme çok sevindim Arzu. Oturabilir miyim? Otursaydın. Ay Arzu, başıma gelenleri bir bilsen. Evsiz, beş parasız kaldım. Esin'cim, çok acelem var. Ben de tam kalkmak üzereydim. İş arıyorum Arzu. Yol boyunca kaç kişiyi telefonla aradım. Düşenin dostu olmazmış. Gerçekten doğruymuş. Çoğu telefonunu bile açmadı. Esin bak, benim de bu sıralar bir sürü problemim var. Ama sana bir tavsiyede bulunmamı istersen... Elinde bir mesleğin yoksa, kalacak bir yerin de yoksa en uygun iş yatılı yardımcılık ya da yatılı bakıcılık. En azından şartlarını düzeltene kadar böyle bir iş seni kurtarmış olabilir. Ay Esin'cim, oturmak isterdim ama geç kalıyorum. İyi şanslar sana Esin'cim. Aa bak, ilanlar burada. Yatılı bakıcılık ya da yatılı yardımcılık. Evet evet, başka çarem yok. Ah Esin, ah! Şu düştüğün hallere bak. Burası. Şu düştüğün hallere bak Esin Hanım. Çalış şimdi, hem de bakıcı olarak. Sen bunları hak ettin. Yapman gerekenleri, senden beklentilerimizi anladın herhalde. Evet Söyle Hanım. Oğlumuz bizim için çok kıymetli. Onunla ne kadar iyi ilgilenirsen, ne kadar mutlu edersen... ...maddi olarak fazlasıyla karşılığını görürsün. Oğlumuz Osman. Aman Allah'ım, olamaz. Ne oldu? Osman'ı tanıyor musun yoksa? Rahmetli kocamın oğlu. Yoksa siz Osman'ı çocuk esirgeme kurumuna veren üvey annesi, öyle mi? Evet, Osman'ın aşağılık üvey annesi benim. Aklıma mukayyet ol Rabbim. İnanın ki yaptıklarım için çok pişmanım. Yoksa Osman'ı elimizden alacak mısın? Ben ona hiç annelik yapmadım. Osman'a yapabilecek en büyük kötülüğü yaptım. Merak etmeyin, Osman'ı kimse elinizden alamayacak. Zaten ben de bir daha onu istesem de göremeyeceğim. Neden? Benim ömrümün geri kalanı yaptıklarımın cezasını çekmek için hapishanede geçecek. Tabii Ferit alçağının da. Polis arar mısınız? Onlara bütün suçlarımı itiraf edeceğim.